bir ortamda programlar gerçekleşince ve canlı olunca bir takım teknik aksaklıklar olabiliyor. Umarım bu aksaklıklar giderilmiştir. Evet, az önce de söyledim. Mevzuat bundan böyle zaman zaman sizlerle konular, ciddi önemli konularla ve konuklarıyla ekranlarınıza gelmeye devam edecek Muğla TV ekranlarında. Evet, bugünkü ilk canlı yayınımızı yine Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rıfat Serdaroğlu ile gerçekleştireceğiz. Bakalım günümüz siyasetine yönelik kendilerinin ne gibi açıklamaları olacak. Sayın Serdaroğlu, merhaba efendim, iyi akşamlar diliyorum. Merhaba Süleyman Bey, çok teşekkür ediyorum. Önce seyircilerimizden özür diliyorum. Hata benden kaynaklandı, sizden değil. Bağışlasınlar lütfen. Estağfurullah. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiydik, çok iyiyiz de bugün işte bu 9 şehidimizin helikopter düşmesi sebebiyle o bizi derinden yaraladı. 4 askerimiz de ağır yaralı. Ne diyeyim, Allah rahmet eylesin hepsine. Ailelerine Evet. Sabırlar diliyorum. İnşallah böyle kazalarla bir daha yaşamayız Türk milleti olarak. Milletimizin başı sağ olsun diyelim efendim biz de. Evet. Efendim, anons ederken Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden olduğunuzu söyledik. Bizler basın camiasında bunu biliyoruz. Tabii ki yeni bir oluşum Doğru Parti. Bir çoban ateşiyle yola çıktınız. Öncelikle Rıfat Serdaroğlu'nu isterseniz izleyicilerimize de bir sizin ağzınızdan bir tanıtalım. Daha sonra bu çoban ateşi nedir? Nereden yükseldi bu ateş? Sizden Doğru Parti'nin oluşumuyla ilgili kısa bir bilgi almak istiyorum efendim. Hay hay, hay hay. Önce bizi de izleyen vatandaşlarımıza da sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Bergamalıyım, İzmir Bergama ilçesindenim. Siyaset, babam rahmetli Demokrat Parti milletvekiliydi. Yani genç yaşta siyasete başladım. Ben Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldum, Bergama'nın belediye başkanı oldum. Sonra hep işimiz yasaklarla, mücadele etmekle geçti, darbelerle, yasaklarla. Doğru Yol Partisi'nin kuruluşunda çalıştık. İzmir İl Başkanlığı'nı seçimle gelen ilk il başkanıyım. Yasakların kalkmasıyla mücadele ettik. Bundan sonra da 1991 seçimlerinde parlamentoya seçildim İzmir milletvekili olarak. 12 yıl parlamentoda çalıştım. Çok sayıda genel başkan yardımcılığı yaptım. Avrupa Komisyonu'nda, Avrupa Konseyi'nde uzun yıllar çalıştım. 50. hükümette Sağlık Bakanlığı, 55. hükümette de Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundum. Aynı zamanda da Suriye, İran, Fransa ve Şili ile Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanlığı'nda bulundum. Şimdi de Doğru Parti'yi kurduk. Bu da sizin dediğiniz gibi Çoban Ateşi Hareketi ile başladı. Çoban Ateşi Kurtuluş Savaşı'nın bir simgesidir. Rahmetli Atatürk'ün bir ifadesidir bu. Torosların üstünde bir tane çoban ateşi, bir yörük çadırında bir çoban ateşi yanıyorsa korkmayın, bu millet gene kendisine her saldırını yenebilir şekliyle. Ayrıca Kazım Karabekir'in hatıratında var. Tabii Kurtuluş Savaşı başladığında hiçbir iletişim imkanı yok. Yani bir tek telgraf var, o da belli garnizonlarda ve vilayetlerde var. Millet Kurtuluş Savaşı'na katılmayı birbirleriyle akşamları çoban ateşi yakaraktan haber veriyor köyler birbirine. Diyor ki hatıratında Kazım Karabekir, eğer o dönemde Türkiye'yi yukarıdan seyretmek mümkün olsaydı, teyyareden seyretmek mümkün olsaydı, on binlerce çoban ateşinin yandığını görürdünüz. Yani çoban ateşi, bir cümleyle söylemek gerekirse Süleyman Bey, bir kuvayi milli hareketidir. Biz de 3 yıl bu çoban ateşiyle ilgili Türkiye'nin 74-75 vilayetini gezdik. Ülkemizin cumhuriyet değerlerinin, laik cumhuriyetin, hukuk devletinin çok ciddi sıkıntıda olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yeni bir silahsız kuvayi milli hareketi başladı. Demokratik yolla, anayasal çizgiden çıkmadan, kırmadan, dökmeden Türkiye'nin maruz kaldığı bu sıkıntıları Türk milletine anlatıp seçimde bu iktidardan kurtulmak mücadelesini başlattık. Henüz 6 aylık bir partiyiz biz Süleyman Bey. Yani evet. 26 Ağustos'ta kuruldu. Evet. Ama şu an 48 vilayete geçti teşkilatlanmamız.
Tahmin ediyorum bir ay, 1,5 ay sonra büyük kongremizi yapacak hale geliriz ve Türkiye'de siyasete yön veririz. Evet, teşekkür ederim. Tabii efendim, bu Rica ederim. bahsettiklerinizden de dem vurduğumuzda uzun yıllar siyasetin içindesiniz. Peki bugünü daha vahim Evet. yapan unsur nedir? Yani sizi çok kısa da gerçi özetlediniz ama yani bu siyasette biz de varız ki Türk siyaseti bugün gerçekten hareketli günler yaşıyor ve özellikle her oluşum yeni bir ihtiyaçtan doğuyor. Dolayısıyla adı üstünde bu ihtiyaçtan doğarak yola çıktınız ama bugünü daha vahim yapan nedir şeklinde bir soru sormak istiyorum size. Şöyle söyleyeyim Süleyman Bey. Benim şu an 120'nin üstünde mahkemem var. Yerel mahkemelerin verdiği hapis cezaları var. Üst mahkemelerde ve Yargıtay'a kadar bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'de, Türk siyasetinde en büyük noksanlık bence gördüğüm ahlak sorunudur. Şu an Türk siyasetinde ahlak kalmamış durumda. Onun ötesinde benim tespitim, bunları ben hep eleştiri olarak söylüyorum. Çünkü ben Türkiye'yi bugün yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok iyi tanıyorum. Biz bakanlık yaparken, devleti yönetirken onlar belediye başkanıydı. Yani bize çok itibar ederlerdi. Biz de yardımcı olurduk tabii. Biz de parti ayrımı yapmayız biz. Öyle bir terbiyeden geliyoruz. Hangi inançta olursa olsun doğru iş yaptıktan sonra devletin bütün hizmetlerini eşit olarak aktarırdık. Abdullah Gül Bey'le de bundan önceki Cumhurbaşkanı'yla da yaklaşık 11-12 senede bunu da Avrupa Konseyi'nde beraber çalıştık. Yani iyi tanırım ben bu arkadaşları. Bu arkadaşlar bizim 1923'ten 2002'ye kadar olan dönemi zulüm dönemi olarak nitelendirirler. Yani Cumhuriyet'in değerlerine, Cumhuriyet'in kuruluşlarına karşıdırlar. Ama Türkiye'nin en büyük açmazı da ahlak sorunu dediğim budur. Fikirlerini açık ve net olarak söyleyemezler. Şimdi HDP fikirlerini açık olarak söyler. Ben onlara katılmam. Veya katılırım bazı söylediklerine. Bir örnek vermek için söylüyorum. Ama ben onlara bir şey diyemem. Yani onları konuşmasını engelleyecek, onları siyasete dışına itecek bir hareketin içinde olmayı doğru bulmam. Herkes fikrini açık, net söyleyebilmeli. Türkiye'de zaten siyaseti böyle bir bitirimhanede oynanan kumar masası gibi birbirini aşağı çekmek, hile yapmak şeklinde anladıkları için bu arkadaşların Türkiye'de hakikaten siyasette ahlak çöktü. Türkiye'de demokratik rejimin temel değerleri birer 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 örselenmeye başladı. Bunların en başında gelen laik cumhuriyettir. Eğer laiklik olmazsa demokrasi de olmaz zaten. Laiklik en kısa öz tabiriyle devletin bütün inançlara eşit mesafede durmasıdır ve bütün inançların özgürce ibadet etmelerini, inançlarını yaşamalarını sağlamaktır. Yani yanlış söylüyorlar, laikliği dinsizlik olarak algılatmak istiyorlar. Öyle bir algı operasyonuna giriyorlar. Bu doğru değil. Bugün Cumhuriyet'in kuruluşundaki tevhid-i tedrisat kanunu, yani eğitimde teklik, eğitimde birlik kanununu perişan hale getirdiler. Kaçak kursların eskiden cezası vardı kaçak kurs açmanın Türk Ceza Kanunu'nda. Onu iptal ettirdiler, kaldırdılar. Bugün Türkiye'de 10 binin üstünde kaçak kurs var Süleyman Bey. Oradaki bebeler, çocuklar daha küçücük onlar. Onlar birer Taliban militanı olarak yetiştiriliyor. Bunu milletimiz daha fark etmiyor. Onun ötesinde bütün tarikatlar ve cemaatler ki anayasaya göre, anayasanın 174. maddesine göre kurulmaları yasaktır. Onlar yurtlarda, öğrenci yurtlarında, okullarında, kendi özel okullarında Cumhuriyet düşmanı olarak çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Bunu mevcut siyasi partilerden, muhalefet partilerinden açık dillendiren kimse yok. Karşı çıkacak kimse de yok. Biz onun için çıktık buraya. Biz Peki onun bu için silahsız bir kuvayi milli hareket ediyoruz. peki bu Evet, buyurun. muhalefet partilerinden de bu yönde ses yok derken
anladığım kadarıyla Türk siyasetinin içinde bulunduğu, altına kalın harflerle çizdiğiniz ahlak sorunu bugün sadece mevcut iktidar kanadında değil, Türk siyasetinin içinde bulunduğu bir sorun olarak mı addediyorsunuz efendim bu sorunu? Yani muhalefetiyle, iktidarıyla. Süleyman Bey, bakın şunu açık net söylüyorum. Bunu bir öz eleştiri olarak da ben her zaman ifade ediyorum. Hı-hı. Geçmişte biz Türkiye'yi yönettik. Türkiye'nin en hareketli 40-45 senesinde bizim damgamız var. Biz geçmişte hatalar yaptık. Biz hatalar yapmasaydık geçmişte, bugün AKP önderliği diyeyim, AKP genel başkanı gibi bilgi seviyesi sığ, serveti şaibeli, diploması şaibeli insanlar Türkiye'yi yönetiyor olamazdı. Eğer Türkiye bugün 2002'den 2021 yılına kadar geçen 18-19 senede gerçekten çok ciddi sıkıntı içindeyse bunda muhalefetin de kabahati vardır. Efendim muhalefet olarak biz ne yapabiliriz? Çok şey yapabilirsiniz. Yapamadılar çünkü siyasetin içinden gelmiyorlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu muhterem bir insan, ben kendisini çok severim. Biz bakan genel müdür seviyesinde de çok çalıştık kendisiyle. Dürüst bir insan, çırpınıyor bir şeyler yapmak için ama siyasetçi olmak sonradan olunmuyor siyasetçi Süleyman Bey. Yani bunu insanın hamurunda olması lazım. Evet, rahmetli evet. Süleyman Bey şunu derdi. Yani siyasetçi olabilecek birini gördüğünde söylerdi Rıfat, bu bak bu toprak kokuyor bizim gibi. Yani Türk milletiyle hemhal olacaksınız. Türk milletinin derdini bileceksiniz. Çiftçisinin derdini bileceksiniz. Köylüsünün derdini bileceksiniz. Ve bunları korumak için siyasetçi cesur olmalıdır. Gerekirse cezaevine de gireceksiniz. Gerekirse öleceksiniz bile yani. Çünkü bu cumhuriyet Süleyman Bey kanla kurulan bir cumhuriyet. Bu cumhuriyet şehit kanlarıyla can vererekten yüz binlerce büyüğümüz, atamız, dedemiz, babamızın babaları, onların babaları can vererek kuruldu. Şimdi bir yeni anayasa diye tutturuyorlar. Türkiye'nin esas temel taşı olan ilk 4 maddesini, biz ona 6 madde diyoruz Doğru Parti olarak, değiştirmeye kadar kalkıyorlar. Bakıyorsunuz uygun iklim olunca değiştiririz diyorlar. Neyi değiştiriyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni? Orası kanla kuruldu bu devlet. Ancak o şekilde cesaretin varsa yıkabilirsin, değiştirebilirsin. Ona asla müsaade etmeyiz biz. Türk milletini de ayağa kaldırıp doğruları anlatmak için tekrar siyasete döndük biz. Yoksa siyasette her şeyi gördük biz Süleyman Bey. Ama evet efendim, biz onu da tecrübelerimizi... Evet, onu da sözünüzü kesiyorum. Çok tabii, özür dilerim. Buyurun, buyurun. Yani konuyla ilişkili olduğu için sormak istiyorum. Tabii ki çiftçinin insanın halinden bir hemhal olmak gerekiyor şeklinde, bilmek gerekiyor şeklindeki bir eskidenki süreçte yaşanan bir siyasetçi profilini ortaya atarken, bahsettiğiniz üzere de biz hatalar yaptık dediniz. Belki geçerli olan ifadeleri aktardığınızda da bir takım öz eleştiriler yapıp hatalarınızdan da söz ettiniz. Neydi efendim bu geçmişteki hatalar ve bugün bu hatalardan ders alınarak mı Doğru Partisi ile beraber bir yol haritası çizdiniz diye sormak isterim. Geçmişte siyasetçilerin büyük bir kısmı, buna benim bulunduğum partinin bazı insanları da katabilirsiniz. Merkez sağda siyaset yaptım ben. İnancı kullanaraktan siyaset yapmayı tercih ettiler. Bu büyük hataydı bu. Biz bununla mücadele ettik parti içinde ama gücümüz yetmedi. Yaptığımız hatalardan bir tanesi de Tansu Çiller'i milletvekili seçmek, genel başkan seçmek. Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir o. Biz o zaman Doğru Yol Partisi'ni kurmuştuk. Orada çalışıyorduk. Erbakan'ı başbakan yapmaya kalktık ki Refah Yol Hükümeti'ni kurdular biliyorsunuz. Kendilerini ikaz ettik. Kuramazsınız bunu siz. Erbakan'ı başbakan yapamazsınız. Çünkü siz Türk milletinden ben Atatürk'ün ürünüyüm diye oy istediniz. Ki sizin şehrinizin de tahmin ediyorum rahmetli babası filan Muğla'lıydı herhalde Tansu Hanım'ın. Evet, Milas. Yani bu tip hata, evet Milaslı, evet. Bu tip hatalar yapıldı Süleyman Bey. Şimdi bakıyorsunuz hiç kimse hatalarını kabul etmiyor. Şimdiki iktidar da hatalarını kabul etmiyor. Ya kardeşim, yani ülke duvara dayanmış. Sıkıntı hat safhada. Hayır, her şey çok iyi. Biz uzaya gidiyoruz, uçuyoruz. Haberleri seyrediyoruz.
ki bir basın olarak siz zaten yaşıyorsunuz. İnşallah bu sıkıntılara siz uğramazsınız. Çok sayıda gazeteci arkadaşımız içeride. Bu rütük denen bir bela doğru düzgün halkın haber almasını engelliyor. Sizlerin çalışmanızı engelliyor. İnşallah bunlar düzelecek tabii. Bugün çok sıkıntılarımız var. Yani sadece bu siyasetin temel direği, cumhuriyetin temel direkleri, temel değerlerimiz değil. Ekonomik olarak da çok ciddi sıkıntı içindeyiz. Siz onu yaşıyorsunuz. Muğla bizim göz bebeği yerlerimizden bir tanesi. Türkiye'nin yüzük taşı, elmas yüzük taşı gibi, pırlanta gibi bir yer. İlçeleriyle, merkeziyle, turizmiyle, doğasıyla, hayvancılığıyla, tarımıyla, madenciliğiyle Muğla muhteşem bir şehir. Biz hep imrenerek bakmışızdır. Herkes İzmir'i çok beğenir de ama esas beğenilecek yer bence Muğla'dır. Şimdi düşünün turizm sezonunda yüz binlerce çocuğumuz işsiz kaldı bir senedir. Perişan oldular. Bugün turizm gazeteleri, Turizm Derneği'nin hazırladığı gazeteler geliyor bize. Bir senede 110 tane otel icra yoluyla satılığa çıkmış Süleyman Bey. Bu ne demek biliyor musunuz? O otelde çalışanların hayatının perişanı demek. Siz yatırım yapıyorsunuz, krediler alıyorsunuz, borca giriyorsunuz, oteller yapıyorsunuz. Mesela pat diye batıyor gidiyorsunuz. Peki Sayın Türkiye'de Serdaroğlu, hazır yani bu konuya da girmişken anladığım kadarıyla tabii ki içinde bulunduğumuz sağlık sorunuyla alakalı durumun yönetilebilme şekliyle alakalı bir yorumda bulundunuz. Özellikle koronavirüs sürecindeki içinde bulunduğumuz sorunla ilgili. Anladığım kadarıyla da bu sürecin doğru yönetilmediğinden de vuruyorsunuz. Peki efendim ne yapılabilirdi bu süreçte ve bugün alınan önlemler noktasında da İşte bugün yüksek riskli olmak üzere risk taşımayan iller bazında alınan bir takım kararlar var. Başından beri iktidarın bu yöndeki koronavirüsle mücadele sürecindeki hamlelerini ve bu süreci nasıl yönettiğiyle ilgili düşüncelerinizi de öğrenmek isterim. Tabii Süleyman Bey. Devlet hayatında her şey bir günde olmuyor Süleyman Bey. Bunun geldileri oluyor. Birikiyor, 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 geliyor, patlıyor. Eğer siz ülkeyi yöneten insanlar olarak siyaseti bir kazanç kapısı olarak görürseniz, ihalelerden pay alma olarak görürseniz, günün birinde bu ortaya çıkar. Hiçbir şey saklı kalmaz. Sağlık konusunda maalesef iyi bir imtihan veremedi AKP. İnsanlara sağlık konusunda, insanların yaşam hakkı konusunda yalan söyledi. Ama bunun dediğim gibi daha geldisi var. Bakın, biz Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü geliştirmek için ben Sağlık Bakanlığı yaptım. Çok ciddi yatırımlar yaptık. 2005 yılında bunlar ilk önce aşı enstitüsünü kapattılar. Yani aşı yapan kısmını kapattılar. Bir sürü Hıfzı Sıha'nın çeşit çeşit kısımları var. 2011'de de tamamen kapattılar. Dünyaya aşı satan biz dışarıdan aşı almaya başladık. Neden? Aşının üstünden komisyon almak çok kolaydı, ondan hala alıyorlar. Biz Türk milleti olarak şu an aşının kaça mal olduğunu bize, devletimize bilmiyoruz. Ama ben Almanya'nınkini biliyorum, Avrupa'daki bütün ülkelerinkini biliyorum, Amerika'da kaça satıldığını biliyorum. Ticari sır. Ne demek ticari sır? Milletin parasıyla o bütçe oluşuyor, millete hesap vermek zorundasınız. Yani 5 tane maskeyi dağıtamadılar. Şimdi bakın, övünüyorlar, algı operasyonu bunların tabiriyle yapmaya çalıştıkları. Ya işte aşılama çok iyi gidiyor, dünyanın bir numarasıyız filan. Kardeşim, bu şartlarla giderse, aşılama bu hızla giderse, ilk tur 21 ayda tamamlanacak Türkiye'de. Ayrıca dünya çapında da problemler var. Yani dünyada sadece 58 ülkede aşılama yapılıyor bugün. 158 ülkede aşılama yapılmıyor. O zaman kimse emniyette değil demektir. Salgın herkese gelebilir, her tarafa gelebilir. Süratle Türkiye'nin şeffaflık politikasına, özellikle sağlıkta ihtiyacı var. Şeffaf olunursa Türk milleti buna uyar. Nitekim yasaklara da uyuyor. Ama ben tabii bilim insanlarıyla çok sık görüşüyorum bu konuyu. Ayrıca bizim başkanlık divanımızda profesör seviyesinde dünya çapında mesleki itibarı olan hocalarımız var. Onların bana ifade ettiklerine ve verdikleri raporlara göre
ilk geçen seneki Mart ayından sonra yaşadığımız felaket gibi felaket daha gelecek bu yazın sonunda başımıza. Henüz ben 72 yaşındayım. İkinci aşımı daha olamadım. Yani olacağım, sıram ne zaman gelirse o zaman. Ama şimdi öğretmenlerimiz daha aşı olmadı. Turizm sektöründe çalışanlarımız aşı olmadı. Gençlerimiz aşı olmadı. Bizler de aşı Yani olmadık. o evet yani ama İsrail'e bakıyorsunuz. İsrail aşağı yukarı nüfusunun %90-95'ini aşı yaptırıyor. Sen de yaptır kardeşim. Bunun tedbirini al. Devlet adamlığı şudur Süleyman Bey. Siz başınıza bir felaket gelmeden onun tedbirlerini almak zorundasınız. Türk devleti sıradan bir devlet değil. Türk devleti binlerce yıllık tecrübenin damıtılmasıyla oluşmuş bir devlet aklı vardır Türk devletinin. Ama kozmik odada bunlar bir kısmı bulunur, bir kısmı devletin diğer arşivlerinde bulunur. Ama siz cemaate kozmik odayı verdiniz, perişan ettiniz Türkiye'nin bütün sırlarını, devletlerini. FETÖ kanalıyla 833 tane yetişmiş evladımızı terör örgütlerinin içine, devletin yerleştirdiği evladımızı enselerinden teker kurşunla öldürdüler. Bunlar bunun hesabını veremezler. Bu benim söylediklerimi de kimse söyleyemez. Diğer partiler, parti genel başkanları filan da söyleyemez. Yürek meselesi değil, bilgi meselesi bu iş. Biz devlet tarafını her vidasını biliyoruz. Yıllarca çalıştık bu işlerde. Şimdi şunu yapamazsınız siz. Siz Türkiye'ye hangi salgının geleceğini, hangi mikrobun geleceğini bilemeyebilirsiniz. Ama dünyada biyoteknoloji savaşları yıllardır var. İkinci Dünya Harbi'nden beri var. Türkiye'nin de bu konudaki tedbirleri var. Hıfzı sıha onun en önemli altın anahtarlarından biriydi. Siz onu satarsanız kendinizi savunmasız bırakırsınız. Başka bir şey, aynı şey savunma sanayi içinde geçerli. Bir istilaya uğradınız. Ani bir savaş çıktı ki dünyanın gözü bu bölgededir. Onu biraz sonra, vaktimiz ne kadar bilmiyorum. Eğer uygun görüyorsanız onu da arz etmeye çalışırım. Lütfen. Siz savunma sanayini çok güçlendirmek zorundasınız. Öyle sadece bir İHA SİHA ile değil. Her şeyinizi kendiniz yapmalısınız. Emperyalist devletlere karşı savaştık biz. Kurtuluş Savaşı'nda. Dünyanın bütün emperyalist devletlerine karşı. Hepsini de yendik Atatürk'ün sayesinde. Bunu yapmamız lazım. Bir istilaya uğradığınızda bir dakika arkadaşlar durun, ben 5 tane 30 tane helikopter geleyim diyemezsiniz. Zaten bulamazsınız da. Onları da hazırlamanız lazım. Özellikle sağlık konusunu. Beslenme konusunu. Siz tarımı bitirdiniz. Çiftçileri bitirdiniz. Sizin Türkiye'nin münbit ovaları var. Biz Rusya'dan buğday alıyoruz hala. Böyle şey olabilir mi? Şimdi yeni daha dün Rize İl Başkanım telefon açtı. Gürcistan'dan çay ithaline izin vermişler. Sıfır gümrükle. Ya arkadaş, sen bu ülkenin çiftçisinden, köylüsünden ne istiyorsun? Yani adamlar mesela pamuk ekim alanları %30 azaldı kardeşim. Ekemiyor insanlar. Ekiyor ve zarar ediyor. Yapmıyorlar o işi o zaman. Bunlar siyasetin işleridir. Siyaset aklının işidir. Siyasette siz Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devlete, belediye encümenini yönetir gibi, ona verdim imar izni, ona verdim bilmem ne derseniz işte böyle bu hale geliriz. Milletin artık gözünü açması lazım. Süleyman Bey, biz Türk devleti olarak, Türk milleti olarak sıkıntıları çok gördük. Doğal felaketler gördük. Hatalar görüldü, darbeler görüldü, sıkıntılar görüldü, hepsi görüldü. Ama böylesi hiç görülmedi şimdiye kadar. Böylesi hiç görülmedi. Bakın, Osmanlı İmparatorluğu'nu 36 tane padişah 624 sene idare etti. Tayyip Bey'den evvel 11 tane cumhurbaşkanı vardı. Geldiler, görevlerini yaptılar, gittiler. Hiçbirinin bunların, başbakanların dahil, eski cumhurbaşkanları dahil, padişahlarımız dahil, hiçbiri için yurt dışındaki bir devlet mal varlığı sebebiyle soruşturma açmadı. Türkiye dışındaki mal varlığı sebebiyle. Ama AKP Genel Başkanı için açıldı. Bu o kadar büyük bir ayıptır ki Türk devletinin alnına sürülecek bir lekedir. Kalkıp tek kelime söyleyemiyor Tayyip Bey. Herkese bağırıyorsun. Bizi her gün mahkemelerde, savcılıklarda koşturuyorsun. Dönüp desene ki, ey Amerika sen ne yapıyorsun ya? Benim Türkiye dışında bir kuruşluk malım yok. Nasıl yaparsın bunu? İspat et bakalım. Tık yok. Tık yok. Yani Türkiye
bu siyasi ahlak sorununu mutlaka çözmeli. Biz niye bu partiyi kurduk biliyor musunuz? Hem doğruları Türk milletine anlatalım, hem de çöp olmuş bu siyaset sistemini yeni baştan yapalım. Çağdaş bir siyasi yapı koyalım ortaya. Bu aksi takdirde bugünkü yapıyla her biri birer pırlanta olan gençleri, kadınlarımızı siyasete çekemezsiniz Süleyman Bey. Gelmezler. Geliyor, orada delege bile olamıyor. Yapmıyorlar adam. Çünkü o hesabını ona göre ayarlıyor. Kendi seçilecek veya onun ağası seçilecek, nesi seçilecekse ya. Yani. Bu sistem çöp olmuştur artık. Türkiye'yi bir adım ileri götürmez bu sistem. Demokrasimizi de bir adım ileri götürmez. Peki efendim. Türkiye tartışabilmeli. Pardon, buyurun. Sözünüzü kesiyorum. Yani anladığımız Türk siyasetinin en büyük problemi ahlak sorunudur dediniz. Bu çok önemli, iddialı bir söylem. Peki biraz da Doğru Parti ülkenin genel siyasetinin dışında Doğru Parti işlerliğine doğru biraz sohbet edelim istiyorum. Henüz işte Ağustos ayında kurulmuş yaklaşık 6 aylık çiçeği burnunda bir parti ve 48 vilayette teşkilatlanma yapınızı gerçekleştirmişsiniz. Hı hı. Tabii ki mutlaka koronavirüs sürecindeki bu salgın sürecindeki sıkıntılardan dolayı sahada kısmen oluyorsunuz veya olamıyorsunuz. Ama bu yöndeki bu teşkilatlanma yapılarına da göz önünde bulundurduğumuz takdirde halkın teveccühü Doğru Parti'ye yönelik hangi aşamada? Halkın çok ciddi teveccühü var anlattıktan sonra. Biz merkezde siyaset yaptık. Merkez sağda, merkez soldaki arkadaşlarımızla da beraber siyaset yaptık. Şöyle bir şablon geliştirdik biz Süleyman Bey. Biz diyoruz ki Doğru Parti olarak Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka tekrar bir ve bütün olması lazım. Çok bölündük biz. Hani iktidar kasten böldü bunları. İşte 36 etnik grup var, bu böyle, bu böyle. Bir ara bir çözüm süreci dediler, Türkiye'nin içine ettiler. Bir ara bilmem ne dediler. Tarikatları devletin dibine soktular. Hala da öyle menzilcilere bakanlıkları, teşkilatları parselliyorlar. Bu ülkenin yetişen gençleri KPSS sınavında 90-95 puan alıyor. Mülakatta geçemiyor. Mülakatta hep kendi adamlar koyuyorlar. Yani adaleti bitirdiler Türk Devleti'nde. Biz Doğru Parti olarak Türk gençliğine, Türk kadınına yepyeni bir siyasi platform, bir siyasi parti yapısı armağan edeceğiz. En tecrübeli kadrolar bizde, en deneyimli kadrolar bizde. Biz senelerce bu millete hizmet ettik. Hiçbir zaman onları aldatmadık, yalan söylemedik. Doğru Parti'nin de ilk düsturu benim arkadaşlarıma verdiğim talimat, kimse Türk milletine sonucu ne olursa olsun yalan söyleyemez. Ama şimdi, ama iktidardayken dahi. Açık net olacaksınız. Türk milletine gerçekleri anlatacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz. Şimdi Sayın Erdoğan çıkıyor diyor ki bizim Merkez Bankası rezervimiz 95 milyar dolar. Kardeşim değil. Niye bunu söylüyorsun? Bunu herkes biliyor. 95 milyar dolar evet ama o brüt yani kardeşim. Onu çok güzel ifade etmek mümkün. Siz maaşınızı alıyorsunuz. Koydunuz cebinizde ne kadar? 5 bin lira. Peki sizin mi o para? Değil, kira vereceksiniz. Çocuğun okul taksitini vereceksiniz. Efendim elektrik, su, doğalgaz bir sürü masrafınızı vereceksiniz. Varsa kredi taksitlerini ödeyeceksiniz. Eksidesiniz. Eksi 42 küsur milyar dolardayız şu an. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Türk milletine hep doğrular söylenecek. Biz bu devlet yapısını da değiştirmeyi düşünüyoruz. Eğitim sistemimiz kesinlikle ilk etapta üniversiteye kadar tamamıyla ücretsiz olacak. Üniversitede de bir sürü tarikat üniversiteleri kurdular, vakıf üniversitesi adı altında. Onları belli bir eğitim seviyesine çıkarabilirsek ne hala değilse kamulaştıracağız, devletleştireceğiz. Oralarında ciddi üniversiteler haline getireceğiz. Peyderpey üniversiteleri de ücretsiz, yani eğitimi ücretsiz yapmak istiyoruz. Almanya'da soruyorsunuz Eğitim Bakanı'na. Ya sizde eğitim ücretli mi? Özel üniversite falan var mı? Adam diyor ki eğitim ticaret bedava mıdır diyor. Değil kardeşim. Tabii ki her şey bedava diyor. Sosyal devlet olmanın gereği bu. Bunu yapacağız. Türkiye uzun yıllardır yatırımı unuttu Süleyman Bey. İnşayı unuttu. Projeyi unuttu. Türkiye 18-19 senedir zeka seviyesi TOKİ müteahhidi kadar olan
bir kadro tarafından yönetiliyor. O çok kolay bir iştir o. Al hazine arazisini, sat birine, arkadan imar planını değiştir, ver yüksek katını, yarı yarıya paylaş bunu. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Türkiye'de dünyada nakit paranın çok olduğu bir zamanda parayı taşa, toprağa gömdüler. İşte Türkiye şimdi bir dolara muhtaç hale geldi. İlk defa Merkez Bankası eksi seviyede, dünyada 18 trilyon dolar var. Eksiz faizle bankalarda duruyor. Biz %13 ile %14 ile borçlanıyoruz. Bizim sırtımıza, bizim çocuklarımızın sırtına onlar. Yaptıkları bir şey yok. Yaptıkları yatırımlar da bire mal olan yatırımlar, ona mal ettiler Türkiye'de. Bunların tek tek hesabı sorulacak. Bugün İstanbul'a arabayla gitmeye kalkın. Gidin gelin en aşağı binlere 1200 lira para vermek zorundasınız. Olmayacak öyle. 30 liraya gidecek, 30 liraya gelecek Doğru Parti zamanında. Bunları tek tek anlatırız. Peki efendim, zamanınız ne kadar olduğunu bilmiyorum. Evet, sizi de meşgul etmek istemiyorum. Estağfurullah, zamanımız kısıtlı. Yok efendim, görevimizi yapıyoruz bir yerde. Tabii bütün bunları yapacak olduklarınızdan söz ederken bunu hangi yönetim modeliyle gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? İşte bugün muhalefet Tabii. tarafından bir güçlendirilmiş parlamento sisteminin tekrar Türkiye'nin yönetim şeklinde oluşturulması yönünde bir söylemler var. Söylemlerin arttığı bir alanda. Nasıl bir yönetim modeli Doğru Parti'nin modeli olacak efendim? Herkes Süleyman Bey, herkes güçlendirilmiş parlamenter düzen diyor da o güçlendirilmenin ne olduğunu bilmiyorlar, söylemiyorlar. Ne yapacaklar? Evet, o güçlendirilmişi evet biraz açsak iyi olur. Ya işte evet. Şimdi bakın, anayasayı değiştirmek istiyorlar şimdi. Anayasayı bunların değiştirmesi mümkün değil. Bu meclisin değiştirmesi mümkün değil. Sadece AKP ve MHP'yi kastetmiyorum. Çünkü bu meclis bu anayasa üstüne yemin etti. Yemin ettiği anayasayı değiştiremez. Ancak şöyle olabilir. Seçim dönemi gelir, bütün partiler seçmene vaat ederler, anayasayı değiştireceklerini ve neleri düşündüklerini. Seçimden sonra yeni bir kurucu meclis, baraj filan olmadan her türlü görüşün olduğu bir kurucu meclis seçilir. Onlar hazırlarlar, parlamentoya gelir, parlamento çalışır, ondan sonra Türk milletine şey yapar. Götürürsün, kabul ederse o anayasa yapılabilir. Güçlendirilmiş sistem böyle olur. Yeni bir siyasi partiler kanunu, yeni bir seçim kanunu, yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü. Yani Türkiye'deki Süleyman Bey, denetim mekanizmalarının tamamını kaldırdı AKP. Böyle değildi eskiden. Ben bakanken Başbakanlık Teftiş Kurulu gelir beni denetlerdi, bir vatandaşım biri bir ihbar mektubu yazar. Yok şimdi. Devlet Denetleme Kurulu var. Sadece orada süs olarak, ama bütün teftiş kurulları, bakanlıkların hepsi kalktı orta yerde. Yani taşlar bağlandı, köpekler serbest. Namuslu, dürüst insanlar, düşünen insanlar ya içeride ya ciddi sıkıntıda. Hırsızlar Türkiye'nin her tarafında. Süleyman Bey. Bu gitmez böyle. Yani biz bunu anlatamıyoruz. Diyoruz ki ben görüyorum bu arkadaşları. Model olarak efendim. Model demokratik parlamenter sistem tabii. Model demokratik parlamenter sistem, çift meclis. 600 milletvekiline gerek yok. Türkiye'nin o kadar lüksü yok. 300 milletvekili olur. 100 tane de senatörü olur bunun. Taş çatlasa veya 250-100 neyse, yani bu bulunur bunun şeyi. İlmeye dayanırsan araştırırsın, bulursun hal çaresi. Ama 600 olmaz. Çok bu 600. Nedir yani? Günah. Dünya masraf. Efendim mesela onun yerine her sene 1000 tane, 2000 tane... Zaten çocuğunu gönder, yurt dışında eğitim alsın gelsin. Evet, geçenlerde kamuoyuna da yansıyan bir aritmetik bir tablo izledik efendim. Dolayısıyla bu 600 milletvekillerinin meclisteki devamsızlık karnelerinden oluşmuş neredeyse bu aritmetik tablo. Çok ciddi de bir mesai kaybı oluştuğu da ortada diye düşünüyorum. Doğru, ama çünkü neden oluyor biliyor musunuz? İşlevleri yok milletvekillerinin. Hiçbir yaptırım kabiliyetleri yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki mesela bizim en önemli kozumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorgulama gücünü ve denetim gücünü hatta Cumhuriyet Savcıları seviyesine çıkarmak istiyoruz. Özellikle yolsuzlukla ilgili konularda. Bilmem anlatabiliyor muyum? Güçlendirilmiş parlamenter sistem böyle olur. Şeffaflık olur, açıklık olur. Yani bu benim adamım, aman buna dokunmayalım. Bu karşı partinin adamı, vurun tepesine. Hayır kardeşim, kim
bu milletin bir kuruşunu çaldıysa, kim bu milletin vermediği bir gram yetkiyi kullandıysa, biz devri sabık yaratıp onlardan hesap soracağız. Ama sistemimiz sizin dediğiniz gibi çift sistemli, yani meclis ve senatosu olan demokratik parlamenter bir sistem olacak. Teşekkür ederim. Efendim, tabii siz bu iktidar olduğunuz takdirde bütün bu yönetim modellerini gerçekleştireceğinizden söz ediyorsunuz ama günümüz siyasetinde maalesef siyaset şu anda ittifaklarla yürüyor. Peki bu ittifaklarla yürüyüş aşamasında bu bahsettikleriniz halk tarafından da kabul gördüğü takdirde bir oy oranına ulaştığınızda bu ittifaklarda yer almak gibi bir düşünceniz olur mu? Olur da size bir atıyorum bugün muhalefet partilerinden oluşan Millet İttifakı olur da Sayın Serdaroğlu buyurun gelin der ise nasıl bir tavır içerisinde olursunuz? Şöyle oluruz. Biz bunlar tabii ileride konuşulacak konular ama bir de olmazsa olmazlarımız var bizim. Yani biz siz AKP ve MHP ile bugünkü yönetimleriyle bir kazana koyun. 40 sene kaynatın biz kaynayamayız. Biz onlarla asla beraber olmayız. Biz, bizim hareketimizin temeli Atatürk'tür, çıkışı. İlk istasyonumuzla varacağımız yerde Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk devletine yeniden hakim olmasıdır. Kim sosyal devlete inanıyorsa, kim laik cumhuriyete inanıyorsa, kim hukuk devletine açıklığa, şeffaflığa, dürüstlüğe, ahlaklı siyaset yapmaya inanıyorsa biz onlarla beraber oluruz. Ama bu arkadaşlarla asla beraber olamayız. Ayakları göl başları pınar olsun. Yeter Türkiye'ye verdikleri zarar. Evet. Demin size size arz etmeye çalıştım. Osmanlı padişahların içinde bakın 36 padişahın 23 tanesi Tayyip Bey'den daha az görev yaptı. Bir doyun be kardeşim. Çekilin. Bir şey yaptığınız yok. Batırıyorsunuz. İyi yapsanız amenna kalın. Kim ne diyecek size? Türk milletinden ne istediğiniz de vermedi size. Her şeyi verdi. Ama her biri zengin oldu. Her biri zengin oldu. Millet fakirleşti. Toplumun %70'e yakın kısmı geçinemez halde. Alt seviyede Süleyman Bey inanın artık o yoksulluk seviyesi açlık haline dönüştü. Biz Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Şu an 6 tane ekip Türkiye'yi dolaşıyor benim arkadaşlarım. Her akşam bana rapor veriyorlar. İnsanlar felaket haldeler. Geçinemiyor insanlar. Sen siyasetçiysen sen insanların problemini çözmek zorundasın. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz siyasetçi için. Başaracaksın kardeşim. Başaramıyorsan çekip gideceksin. Nasıl senden öncekiler gitti, sen de gideceksin. Kimse kimseyi zorla siyasetçi yapmıyor. Ya sen talip oluyorsun, hizmet edeceğim diyorsun, o zaman yapacaksın, başarılı olacaksın. Şu an başarılı değilsin. Hangi, Türkiye'nin hangi dalını tutarsan tutun elinizde kalıyor. Elinizde kalıyor. Yani zaten adaletin olmadığı, özgürlüğün olmadığı, özgür düşüncenin olmadığı, tartışmanın olmadığı bir yerden ilmin olmadığı, ötelendiği, inancın devamlı sermaye yapıldığı, seccade şeytanlarının ülkenin devletini, tepesini sardığı bir ortamda siz dünyada bu gelişen dijital çağda, teknolojik çağda, biyoteknolojide öne gidemezsiniz. Eğer zaten Türkiye yakın zamanda tekrar bu hatayı yapmazsa köle olarak kalır. Yazık bu gelecek nesillere. Yani biz siyasette bu millet bize oy vermesin hiç önemli değil. Ama biz bu doğruları ona anlatmaya çalışacağız. Anlatacağız ve milleti ayağa kaldıracağız. Başka da bir gücümüz yok bizim Süleyman Bey. Anladım. Maddi gücümüz yok. Yani kendi arkadaşlarımızın imkanlarıyla kendimiz yapıyoruz. Bizim Doğru Parti'nin içine hiçbir tarikat, hiçbir cemaat, bakın bunu kimse söyleyemez. Asla yer almaz. Asla yer alamaz burada. Burası Atatürkçülerin, vatanseverlerin, çağdaş insanların, demokratların bir ocağı olacak. Evet, bu mücadeleyi yapacağız hep beraber. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş toparlayacağım ama son zamanlarda biliyorsunuz her zaman çok partili sistemden yana olduğumuz dillere pelesenk edilmiştir. Dolayısıyla son dönemde gerek Doğru Parti'nin içinde olduğu, gerek işte Sayın Sarıgül olsun, Sayın Muharrem İnce olsun, Sayın Ali Babacan olsun, Sayın Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu olsun. Yeni parti oluşumları var. Bu oluşumlar için neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi dedim ya siyasette ahlak sorunu çok önemli bir sorundur.
Ben Sayın Babacan'ı da çok iyi tanırım. Sayın Davutoğlu'nu da çok iyi tanırım. 2019 yılında AKP'den istifa ettiler. 2019 yılında. Evet, bakanlık görevlerinden daha önce ayrıldılar. Bakanlık başbakanlıktan ama o partide kaldılar. 2019 yılında 1 Eylül'de 1 Ekim'de istifa etti partilerinden. AKP'nin, şimdi AKP'yi kötülüyorlar. AKP'nin yaptıklarında hepsi pay sahibidir. Özellikle Sayın Babacan Yüksek Planlama Kurulu'nun başkanlığını yaptı yıllarca. Türk ekonomisini yönetti. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nu yönetti. Bütün bu Cumhuriyet'in eserlerinin peşkeş çekilmesinde onun imzası vardır. Davutoğlu başbakandı bu ülkede. 7 Haziran'da seçimleri kaybettiler. Tek başına iktidar olma gücünü. Türkiye'yi kana buladılar. 1 Kasım'da seçimleri tekrar yenilediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? HDP'yi suçluyorlar şimdi. Ankara'da garda katliam oldu. 107 insanımız paramparça oldu. Davutoğlu başbakandı. İçişleri Bakanı İstanbul Emniyet Müdürü yapmışlardı. Selami bilmem ne. Sonra Erzurum'dan onu terfi ettirip milletvekili yaptılar. Bunların ellerinde Türk milletinin kanı var. Türk milletinin parası var. Hangi yüzle çıkıyorlar istiyorlar ki? İşte söylüyor Sayın Babacan. İlk 4 maddeyi uygun iklim olursa tartışabiliriz diyor. Neyi tartışıyorsun sen ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhuriyet olma, Türk Devleti'nin bir cumhuriyet olmasını mı tartışıyorsun? İstiklal Marşı'mızı mı tartışıyorsun? Bütünlüğümüzü, birliğimizi mi tartışacaksın? Neymiş bunun uygun iklimi? Yok böyle bir şey. Bunların bir şey yapması mümkün değil. Yani Türk milleti bunlara da itibar da etmeyecek. Ama kendilerini, paraları çok. Yani nereden buldular o paraları onu da bilmiyorum. Biz de yaptık. Ben 100 metrekarelik bir evde oturuyorum. Defalarca bakanlık yapmışım. Malımın 40'ta birini sattım da o şekilde siyaset yaptım. Bunlar nasıl zengin oluyorlar ben anlamıyorum. Türk milleti bunlara iyi bakmalı. Bir şirketiniz olsun. Sizin televizyonunuza bir şoför arkadaşı işe almaya kalksanız anasını babasını geçmişini araştırırsınız değil mi? İçki içiyor mu? Uyuşturucu kullanmış mı? Bir şey var mı diye. Ya Türkiye'yi yöneteceğiniz insanı teslim ediyorsunuz koskoca ülkeyi. Adamın diploması yok. Çıkarıp gösteremiyor diplomasını. Yani Erdoğan'ın diyorsunuz ki serveti şaibeli. bu yeni parti oluşumları Türk siyasetinde bir sinerji oluşturmayacaktır mı efendim? Oluşturmazlar efendim. Yani oluşturamazlar. Yani Sayın İnce'nin parti kurması bir inat uğruna kurduğu parti. Bence yanlış yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in önemli kurumlarından biridir. Oraya parçalayıp zedeleyeceğine destek vermesi lazım. Meral Hanım da İyi Parti'nin başında çalışıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama onu siyasete sokan biziz. Biliriz. Neyi anlayıp neyi anlayamayacağını, nasıl hizmet edebileceğini çok iyi biliriz. İlişkileri vardır. Bunlar önümüzdeki günlerde konuşulur. Yüz yüze bir televizyonda da konuşabiliriz bunları. Bize abi derler. Ama bakalım göreceğiz. Sorularımıza cevap verebilecekler mi? Burada Türk milletinin yanında bir tek parti var kardeşim. AKP'nin içinden iki tane parti çıktı mı? Çıktı. Aynı onlar AKP'nin larvası onlar. Kurtçuklar. Babacan da şeydi. Onlar depremde toplanma bölgesi gibidir. AKP'den kaçan oyları toplayacaklar. Üçü dördü. Bunlar tekrar AKP ile ittifak yapabilirler. CHP eğer bunlarla AKP'nin bu çıkıntıları ile ittifak yaparsa CHP kendi tabanını tutamaz. Mümkün değil. Git AKP ile yap o zaman der CHP'liler. Atatürkçüler asla kabul etmezler bunu. MHP'nin içinden İyi Parti çıktı. Yani değişiklik yok orada. Burada Türk milleti için mücadele edecek bir tek doğru parti var. Yani biz olduğumuz için söylemiyorum. Sadece milletimizin dikkatine getirmek istiyorum. Muğla'da çok güzel teşkilatlandık. Cahit Karaöz il başkanımız muhteşem tecrübeli bir insan. Evet, tanıyorum. İlçelerde çok güzel teşkilatlandık. Evet, otobüslerimiz bütün Türkiye'yi dolaşıyor şu an. Size de yani bilmiyorum herhalde zamanınızı fazla da almak istemiyorum. Estağfurullah, Siz de yeni hayatına yeni başladınız tahmin ediyorum siz de değil mi? evet, yani televizyon alanında yeni başladık. Yerel Yeni gazetelerimizle başladım. zaten Muğla gündemini takip ediyoruz, kamuoyunu Evet. bilgilendiriyoruz. Televizyonda da yeni bir interaktif Başarılar ortamda. Çok diliyorum teşekkür size de. ederim. Başarılar diliyorum. Biz de Ne sizi zaman emrederseniz hay hay estağfurullah. ben başım üstüne gelirim. Estağfurullah. Arkadaşlarım gelir. Sadece siyaset, onlar Türkiye'nin en
konularında uzman insanlarıdır. Sağlık konusundan tutun, Türkiye'nin enerji politikalarına kadar. Siz temasımız devam ettiği müddetçe bizim basın müşavir kardeşimiz, size destek oluruz. Gelsinler, anlatsınlar. Çok çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere bu yaktığınız çoban ateşi mücadelenizde başarılar diliyoruz. Tabii ki bir devlet adamı olarak, yılların siyasetçisi olarak Türkiye'nin siyasetine yeni bir soluk getireceğiniz de aşikar. Ben bu engin bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Süleyman Bey. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. İnşallah, inşallah. Benim için büyük keyif oldu. Ayrıca Süleyman ismi bize uzak değil, Akbulut ismi de uzak değil. Evet. İki başbakanın isimlerini almışsınız. Evet, evet. Bilmiyorum, siyaset düşünüyorsanız herhalde siz rahat, bu isimle çok rahat parlamentoya evet. Gidersiniz. Evet, ismimin bana bir avantaj olarak geleceği, bugün sizin gibi deneyimli bir siyasetçiden bunu duymak hoşuma gitti açıkçası. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, Mevzuat'ın bugün ilk programını Muğla TV stüdyolarından gerçekleştirdik. Ve bu hareketli geçen siyasi konjonktürün bir parçası olan ve gerçekten Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden olan ve yaklaşık 6 aylık çiçeği burnunda bir partinin, Doğru Parti'nin genel başkanı, eski Sağlık Bakanı, yine 1991 yılının İzmir 3. sıra milletvekili olan Sayın Rifat Serdaroğlu'yla bugün bir sözlü bir mülakatta bulunduk. Evet, kendisine açıklamalar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakalım önümüzdeki günler Türk siyaseti, Muğla siyaseti nelere gebe. Tabii bu konuları stüdyolarımızda yer yer konu ve konuklarıyla gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ben bu akşam için teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve bugün Muğla basınında büyük bir eksikliğini hissettiğimiz görsel basın ihtiyacını gidermek adına da bu yayın kuruluşunu gerçekleştiren, bu yayını gerçekleştiren Muğla TV yayın ekibine de buradan çok teşekkür ediyorum. Muğla halkına da selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.